geçen sene yayınlanan, sinyallerin kubbeden nasıl geri sektiğini anlatan bir video vardı. Hangi bilim kitabını getirirseniz getirin, hangi hesaplamayı yaparsanız yapın, kaç denklemi yan yana koyarsanız koyun, beni sinyallerin havadan sektiğine ikna edemezsiniz. Biraz mantıklı olursanız, havanın dokunulamayan bir şey olduğunu bilirsiniz. Bu yüzden sinyallerin havadan değil, kubbeden geri sektiğini anlamak hiç de zor olmadı. White Alice Project isimli ilk videoyu ve ikinci bölümünü izlerseniz, uyduların neden sinyallerini bir kubbeden sektirdiğine inandığımı anlayabilirsiniz. Düz dünya konusunda Antarktika, uzay ve sahte dünya fotoğrafları gibi pek çok konuya da değindik. Bu süreçte konuyla ilgili pek çok araştırma yaptım ve sonunda karşıma uyduların sinyallerini kubbeden dışarıya kadar gönderemeyecekleri ile ilgili olan video çıktı. Bu bilgiyi duyduğumda önceden uydu üretiminde mühendis olarak çalışan önemli bir şahısı tanımam hiç de uzun sürmedi. Güçlü şirketler için, hatta devlet için çalışan birisiydi. Gökyüzüne uydular gönderilmesinde ve güneş enerji sistemleri üreterek uyduların gerekli enerjisini sağlamalarında çalışan biriydi. Daha sonra bu kişi kendi pozisyonunda çok fazla yükseldi ve mesleğinde öyle bir noktaya geldi ki Illuminati tarafından izlenmeye başlandı. Kısa bir süre sonra Illuminati ona, "Pekala, sen artık yeterli seviyedesin. Uydu işleriyle ilgili gerçekleri bilmenin senin için vakti geldi," dedi. Bu gerçekler sadece en üst seviyedeki insanlar tarafından biliniyor ve diğer insanlardan saklanıyordu. Artık bu kişi Illuminati kontrolü altındaydı. Illuminati ona uydu işleri için bir yapılacaklar listesi vermişti. İlk bilmesi gereken uydu diye bir şeyin olmadığıydı. Bu bilgiden sonra Illuminati ona yapması gereken şeylerin nedenlerini de anlattı. Eğer yapmazsa neler olacağını, yani tehditlerini de ona iletti. O da mecburen ona denilenleri yapmaya başladı. Adam çevresindekilere ve devlet için çalışan yakın arkadaşlarına bu gizli uydu bilgisinden bahsetti. Bu bahsediş onu büyük bir belaya soktu. Şu sıralarda Illuminati'den kaçarak hayatını sürdürmeye çalışıyor. WikiLeaks ve benzeri yerlere bildiklerini anlatmaya uğraşıyor. Ancak bu bilgi WikiLeaks'i bile düşündürdü. Çünkü bunu yayınlamak inanılmaz derecede tehlikeliydi. Uyduların var olmadığı bilgisi bütün her şeyi değiştirecek büyüklükte bir bilgiydi. Adam artık uyduların Julian Assange'i olmuştu ve kendini bildiklerini anlatmaya adamıştı. Bu duyduklarınız belki şu an size gerçek değilmiş gibi gelebilir. Ancak ufak bir araştırma yaparsanız tamamının gerçek olduğunu hemen anlayacaksınız. Bu bilgileri bilmeden önce Fishbowl projesinin bir gök kubbe haritası hazırlamış olduğunu bilmeniz gerek. Fishbowl projesinin ne için yapıldığını öğrenmek için yaptığım araştırmada, iletişim teknolojilerinin bu projenin gerçekleşmesinde çok büyük önem taşıdığını anladım. EMP tipinden füzeleri kubbeye doğru göndermişler ve bu denemeler yıllarca sürmüş. Tek öğrenmek istedikleri şey sinyal kontrolünün nasıl gerçekleştiği ve uyduların nasıl işlediğiymiş. İlk White Alice hikayesiyle karşılaştığımda belki ilk düz dünyacılardan biriydim. Uydu sinyallerinin gök kubbeden sekerek işlediği hipotezini anlatmaya hiç çalışmadım. Operation Fishbowl projesi üzerinde araştırmalarım bitmemişti ve bu operasyonun uydularla ilgili olabileceğini düşünüyordum. Haklı da çıktım. O operasyon, gök kubbe haritasını çizmek istemelerinin yanı sıra uydu teknolojileriyle ilgiliydi. Bu videoda başka yerlerden aldığım ve çok nadir bilgileri de alıntı olarak kullanacağım. Illuminati'den kaçmaya çalışarak uydu teknolojisi ile ilgili gerçek bilgiyi ve sinyal sisteminin NASA'nın dediği gibi uzayda değil, kubbenin içinde işlediğini insanlığa yaymayı hedefleyen kişi, kendine whistleblower, yani ihbarcı takma ismini takmış. Her sabah gördüğünüz mavi gökyüzü ve geceleri parlayan yıldızlar bir cam kubbenin parçalarıdır ve eğer uydu teknolojisi olmasaydı bu yıldızları görmeniz belki de mümkün olmazdı. Demek istediğim, gök kubbeyi devasa bir uydu tabağı olarak kullandıklarıdır. İhbarcı takma adlı kişi, gerçek biri olsa da olmasa da burada önemli olan vermiş olduğu bilgiler, bize sordurduğu sorulardır. Buradan yola çıkarak
İnanıp inanmamaya kendiniz karar verir, detaylara inerek uydu sinyallerinin kubbe içerisindeki hareketleri için kendi değerlendirmenizi yapabilirsiniz. Şimdi konuyu biraz daha hızlandırmak için hazırlamış olduğum birkaç alıntı klibe geçelim. Ben, uydu ürettiğini iddia eden iki adet dev şirkette güç kaynağı mühendisi olarak çalışmış bir ihbarcıyım. Güvenliğim için kendi sesimi saklamak durumunda kaldım. Ama gerçek bir kişiyim. 15 yıl boyunca uydularda bulunan kara kutu dediğimiz elektronik paketleri tasarladığıma inandırılmış bir çalışan oldum. Mark 271 güç dönüştürücüyü, güneş enerjisini tam 5 uyduya GPS yoluyla yayan elektronik sistemi bizzat ben tasarladım. Ayrıca Motorola Iridium 9A sınıfı uydulara da güç dönüştürücüler tasarladığıma ikna edilmiştim. Daha sonra 2006 yılında Las Vegas'ta askeriye için JDAM denilen GPS ile yönlendirilebilen geliştirilmiş akıllı bombaların elektroniklerini tasarladım. Bu bombaları Google'dan araştırabilirsiniz. 2007 yılının 17 Eylül tarihi çalıştığım her şirkette bazı şüpheli şeyler olduğunu fark etmeye başladığım tarih oldu. O gün hava kuvvetleri için çalışan ve aynı zamanda bir mühendis danışmanı olan biri bana her şeyi gören göz hakkında neler düşündüğümü, neler bildiğimi sormuştu. Hatta bana kendisinin ve Donald Trump'ın da üyesi olduğu masonluğa katılmayı düşünüp düşünmediğimi sordu. Böyle bir şeyin içinde olmak istemediğimi söyledim. Aslında o an şoka uğramıştım ve ne dediğimi tam olarak bilmiyordum. GPS modülleri hakkında konuşulurken bu soru da nereden çıkmıştı? Sonra $1 bir banknotu cebinden çıkardı ve masanın üzerine koydu. Parmağı ile banknotun üzerindeki piramidi ve onun üzerinde üçgen içinde duran gözü işaret etti. Hiçbir şey anlamamıştım. Bak dedi. Bu her şeyi gören göz. Kimler için çalıştığını öğrensen iyi edersin. Diyerek yanımdan ayrılacak oldu. Yüzümde büyük bir şaşkınlık varken tekrar bana döndü ve gözlerimin içine bakarak ''Sen bu projede yüksek yerlerde olması gereken birisin ve artık bunu biliyorsun. Ayrıca şu andan sonra bu konuştuklarımızın bir kelimesi bile birinin kulağına giderse sorgusuzca hapis cezası alırsın.'' dedi. Sonra kulağıma tüylerimi diken diken eden bir cümle fısıldadı. ''Tabii hapishaneye gidecek kadar uzun süre yaşarsan.'' Bunları duyduktan sonra başım dönmeye başladı. Endişemi fark etmiş olacak ki ''Pek yakında her şeyi anlayacaksın.'' gibi bir cümle kurdu ve yanımdan ayrıldı. GPS gibi pahalı bir programa yatırılan milyarlarca dolar aslında dünya tarihi boyunca yazılmış en büyük oyun için kullanılıyormuş. Bu yalanı hayatımın bu dönemine kadar varlığı bile bulunmayan uydulara güç kaynakları üretme telaşesi içinde bulunduğum her projede yaşamış olduğumu anlayınca başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Dünya düz mü, kare mi yoksa muz şeklinde mi bunu bilemem. Bildiğim bir şeyler varsa onlar da şunlardır. GPS sinyalleri uydulardan gelmiyor, uydu diye bir şey yok ve bu bilgiyi başkasına söylersem kellem uçurulacak. Onlarca yıl bu hayatı yaşayıp benden sonraki mühendisleri de bu karanlık yalanın içerisinde bir hayata hapsetmek yerine kısa süre sonra başıma bir şey geleceğini hissederek bu hikayeyi tüm insanlığa anlatmak istedim. Başka bir ülkeye taşınmalıydım. Yoksa artık ölü bir adam olurdum. Tüm insanlık tehdit altındayken bütün çabanın hükümetin bu yalanı gizlemesi üzerine olması gayet normaldi. Uydular hakkında her türlü açıklamaya ulaşmak mümkün. Bazıları uyduları sıcak hava balonlarına, bazıları ise hava araçlarına benzetmiş. Uyduların gerçek olduğunu ve dünyanın etrafında döndüğünü savunanlar veya tam tersi uydu diye bir şey yoktur diyerek tüm sinyallerimizi yerden aldığımızı savunanlar var. Uydu uplink ve downlinkleri gerçektir. Uplink ışınları gökyüzüne doğru bir sinyal gönderir ve downlink de yerden değil gökten gelen o sinyali alır. Herhangi bir elektronik teknisyeni size bu mekanizmayı anlatabilecek kapasitededir. Peki eğer uydu diye bir şey yoksa sinyal nereden geliyor? Bir balondan mı? Balonların rüzgar ile itildiğini hepimiz biliriz. Yer durağın uydular için kullanılan uydu antenleri hareket etmez. Uydular yerine gökyüzüne onlarca balon göndermenin nasıl bir kabus olacağını hayal edebiliyor musunuz?
yer durağın yörüngede çok sayıda uydu olması gerektiği için bu kabus daha da kötü bir hal alırdı. Balonlarla ilgili bir diğer sorun ise bir aktarıcıyı taşıyacak kadar büyük oldukları zaman yeryüzünden görünmemelerinin imkansız olacağı boyutlara ulaşmaları gerekmesidir. Özellikle güneş düşük bir açıyla durup ışığını onlardan yansıttığı zaman. Tüm bu balonlar gerçek olsaydı onları gündüz vakti hepimiz görürdük. Sonuç olarak uydular balon veya uçak değildir. Uydular düz bir gezegen üzerinde gezinen cisimler de değildir. Aslında her şey ortada. Mühendisler dünyayı çevreleyen kubbenin pek çok avantajından faydalanılabileceğini çok iyi bilirler. Transparan alüminyum sadece teorilerde var olduğu söylenir. Ancak çok nadir özelliklere sahiptir. Bunlardan biri normal reflekte edilmiş bir sinyalden oluşmuş elektromanyetik dalganın açısını değiştirebilme özelliğidir. İşin fazla teknik yönüne girmeden ne demek istediğimi anlatmaya çalışacağım. Parlak bir zemine veya cama ışık tuttuğunuz zaman ışık o noktaya ulaştığı açının aynısıyla karşıya yansır. Başka bir deyişle 45 derecelik açı ile konmuş bir aynaya tutulan ışık aldığı yansıma ile 90 derecelik bir açı yaratacaktır. 50'li yılların sonunda ve 60'ların başında bilim adamları gök kubbeyi daha kuvvetli ve daha kısa dalga boylu radyo sinyalleriyle yokladılar. Teknolojileri geliştikçe tuhaf bir fenomen ortaya çıktı. Bir radyo sinyali kubbeye çarptığı zaman geriye aynı açıyla yansımadı. Aksine radyo sinyali kubbedeki bazı maddeleri bir şekilde harekete geçirerek aynı sinyalin radyoya tamamen aynı açıyla geri dönmesine sebep oldu. Bu olay iki grup insan için bir devrimdi adeta. Üst mevkilerdeki kişiler hemen bir beyin fırtınası yaparak daha iyi bir teknoloji sayesinde uydu simüle etmenin ve bu illüzyonu yaratmanın bir yolunu bulduklarını fark ettiler. Buna artı olarak bu buluş, yeryüzünün çok uzak mesafelerine erişimin çok kolay olacağının da habercisiydi. Bunun ne kadar önemli bir an olduğunu anlamak için biraz radyo ve iletişim bilgisine sahip olmanız gerekir. Radyo sinyallerinin temelinde frekanslar veya hertz dediğimiz saniyelik çemberler yer alır. IM yayınları gibi düşük frekanstaki radyo sinyalleri iyonosferden geri sektirilebilir. Ancak bu yöntem gün içerisinde çok fazla farklılık göstereceğinden güvenilir bir yöntem değildir. Başka bir sorun ise frekans ne kadar düşükse devamlı bant genişliğini sağlamanın da o kadar zor olmasıdır. Dijital video sinyalleri yüksek bant genişliğine ihtiyaç duymaktadır. İletişim için kullanılan frekans ne kadar fazla olursa kullanabileceğiniz bant genişliği oranı da artar. Ancak saniyede milyarlarca hertz'e denk düşen mikrodalga sinyallerine ulaştığınız zaman sinyal düz bir hizada ilerler ve atmosferi hiçe sayarak yoluna devam eder. Şimdi biraz geriye dönüp kubbemize bir bakalım. Biz mühendislerin verdiği isimle uyumlu yansımanın nadir özellikleri sayesinde uydu tabakları kubbeye bir sinyal uplink edebilir ve bu sinyal aynı yolu izleyerek geri dönebilir. Ancak bu aynı düzlemde seken ikinci bir sinyal olacağı anlamına gelir. Bu durum özetle sinyali sadece yerel olarak yaymayı değil, aynı yöntemle tüm dünyaya yayabilmek anlamına gelir. Fakat bu durumla ilgili çok büyük bir sorun vardır. Radyo sinyalleri kubbeden sekiyor olsa bile işin içine mesafeler girdiği zaman bu sinyaller çok zayıflayacaktır. Transparan alüminyum modelinin bir başka karakteristik özelliği ise onun elektrik yüklenilebilirliği ve titreşiminin radyo sinyallerinin gücünü çok fazla arttırabilmesidir. Kubbede yaratılacak küçük bir elektrik yükü tüm bu ihtiyaçları karşılayabilirdi. Ancak bu ne yazık ki mümkün değil. 50'li yıllardaki hidrojen bombası testi, EMP çarpışları denen güçlü elektromanyetik sinyallerin ancak patlamalarla ve çok yüksek rakımlarda elde edilebileceğini ortaya çıkarmıştır. Bilim adamları yüksek rakımlarda atmosferik hava patlamalarının yaratılabileceğini ortaya çıkardıktan hemen sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında gizli görüşmeler yapılmış, çok süre geçmeden iki devlet tarafından bazı lokasyonlarda bu patlamaların deneyi uygulanmıştır. Bu işler 1958 yılında başlamıştır ve sahte uydunun ilk ticari kullanımı da Echo One uydusunun sözde uzaya gönderilişi de bu tarihten bir yıl sonrasına 1960'a denk düşer.
1963 yılında son şarj patlamaları yapılmıştır ve ikinci sahte Echo uydusu gönderilmiştir. Uplink ve downlink dengesi sağlanarak Amerika Birleşik Devletleri ile aynı anda tüm Avrupa'da da televizyonların yayına geçmesi sağlanmıştır. Bu atomik testler tam da mühendislerin öngördüğü gibi sonuçlanmıştır. Ancak bu testler beraberinde bir sorunu da getirmiştir. Oluşturulan elektrik yükü yıllarca, hatta yüzyıllarca sürecek olsa bile bir süre sonra azalmaya başlayacaktır. Yüklü elektriğin işleme şekli fizikte doğrusal denen cinsten değildir. Yani elektrik yükü azaldığı zaman bu yük belirli bir rakıma kadar inmezse sinyallerin kalitesi her geçen yıl bozulacaktır. Atomik testler sözde yasaklanmış olsa da bilim adamları bu elektrik yükünü üst seviyelerde tutmak için birkaç patlamanın daha yaşanması gerektiği konusunda hemfikir oldular. İnsanlara gökyüzünde neden atom bombaları patlatmaları gerektiğini farklı yollarla anlatmaya çalıştılar. Akabinde yeni bir fikir ortaya çıktı. Dünya dev bir asteroid tarafından tehdit altında olursa ve bunu bu patlamalarla yok edeceksek bunu herkes kabul ederdi. Tabii ki hem Rusya hem de Amerika Birleşik Devletleri böyle bir asteroidi havada imha etmek için patlamalar yaratmak zorunda olduklarını söylediler. Bu aynı zamanda nüfusu dengede tutmak adına planlanmış bir programdı. Zamanı geldiğinde gökyüzünde atom bombaları patlayacaktı ve bunun ne için yapıldığını hiç kimse sorgulayamayacaktı. Tam bir küresel illüzyon. İlk televizyon yayınlarından günümüze yayın kalitesi sözde Echo uyduları kullanılarak hatta dev bir balon oldukça gelişti. Kubbenin radyo iletişimi için kullanılabildiği bir kez keşfedildiğinde insanların daha fazla kanal için daha fazla uydu isteyecek olması da kaçınılmazdı. İşte mühendislerin içinde olduğu büyük problem, sinyal kubbeye çarpıp geri yansıdığında aynı derecede başka sinyalleri yansıtmanın imkansız olmasıyla başladı. Ordu için radarlar üreten mühendisler, phased array antenleri, yani aşamalı dizim antenleri yöntemini kullanarak artık çok dar ölçekli sinyalleri yansıtmak için mikrodalga frekanslarına ulaşmak zorundaydılar.